Merhabalar. Eczacının Sesi önderliğinde düzenlenen 4. Dijital Eczacılık Zirvesi oturumuna hoş geldiniz. Bugün baş ağrısı konusuyla Profesör Doktor Yeşim Sücüllü Karadağ hocamızı ağırlayacağız. Hocam mütevazilikle çok minik bir özgeçmiş gönderdi. 1976 İzmir doğumlu, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği eğitim görevlisi. Evli ve iki çocuk sahibi. Değerli hocam, sözü size bırakıyorum. Betül Hocam çok teşekkür ederim. Ben de ilk kez katılıyorum 4. Dijital Eczacılık Zirvesi Kongresi'ne. Gerçekten nazik davetleri için Düzenleme Kurulu'na da özellikle teşekkür ediyorum. Evet. Ben bugün eczacılar için de gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Baş ağrısı. Hem nörologlar hem de eczacılar için. Aslında tüm sağlık çalışanları için çok önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Çünkü yaşam boyunca toplumun %52'sinde görülüyor. Toplumun en az yarısı baş ağrısından şikayetçi. Kadınlarda %57,8, kadınlarda daha fazla görülmekte. Bu oldukça ciddi bir rakam. Toplumda Evet. oldukça sık görülen bir hastalık. En Evet. çok da gerilim tipi baş ağrısı görülüyor. Onun arkasından da migren. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz. Hayat kalitesini Lütfen. oldukça bozuyor ve Evet. tedaviye de oldukça ihtiyaç fazla ve inanılmaz tedaviler, bir takım ilaçlar, işte non farmakolojik tedaviler ortalıkta dolaşıyor. O yüzden baş Dolayısıyla. ağrısı gerçekten bizim için önemli. Şimdi Evet. baş ağrısı değerlendirme ve tedavi algoritmalarına bakalım. Baş ağrısıyla başvuran hastanın tanısında esas hastanın hikayesi. Hastalara yeterli zaman ayrılmalı ve yakınmalarının doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sayede tanı yanlışlıkları ve gereksiz tetkiklerden de kaçınmak mümkün. Baş Evet. ağrı hastada biz ne yapıyoruz? İlk basamak bir kere hani nörologlar için açıkçası ya da pratisyen hekimler için baş ağrısının primer veya sekonder olup olmadığının ayrımı. Bu gerçekten çok önemli bizim için. Primer ya da sekonder olması. Zaten bu baş ağrısı sınıflamalarında da diyorlar ki baş ağrıları aslında üçe ayrılıyor. Primer, sekonder ve bu yüzde gelişen nörajiyeform ağrılar. İşte bu diş ağrısı gibi ağrılar oluyor. Evet. Onda üçüncü olarak nevralji vesaire orada sınıflamaya koymuşlar. Ama bizler için önemli olan şey tamam primer baş ağrıları, migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme tip baş ağrısı bunları biliyoruz ama aslında nörologların en çok zorlandığı şey sekonder baş ağrılarını atlamak ya da atlamamak. Hasta bize geldiğinde biz açıkçası migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanısı koymadan önce hani bir subarachnoid kanama olmasın, bir travmaya sekonder bir baş ağrısı olmasın ya da herhangi bir nörolojik rahatsızlığa, ensefalit, menenjit vesaire o baş ağrıları olmasın. Çünkü bunları tedavi etmediğiniz ya da bir takım şeyleri atladığınız takdirde hastayı belki de çok sıkıntılı bir duruma sokabilirsiniz. Yoğun bakımlık olabilir, kaybedilebilir vesaire. O yüzden baş ağrısı açıkçası bizim o tedirgin olduğumuz bir nörolojik durum, nöroloji polikliniklerinde gördüğümüzde. Aslında akut olabilir tiplerine bakarsanız. İşte subarachnoid kanama dedim, aniden bir baş ağrısı çıkmıştır. Kronik olabilir, daha uzun süreli baş ağrılarıdır ki bunlar kronik migren olabilir, kronik gerilim tipi baş ağrısı olabilir. Ya da epizotik olabilir bunların ikisi arasında, yani ataklarla seyreden migren, gerilim tipi baş ağrıları, trigeminal nevralji gibi. Şimdi biraz önce dedim ki baş ağrısını atlamayalım, sekonder baş ağrılarını atlamayalım. Onları ekarte ettikten sonra da yani bunları dışladıktan sonra da biz primer baş ağrısı tanısını koyuyoruz. Sekonder baş ağrıları ne? Vücudumuzdaki başka bir sorun ya da sebebe bağlı baş ağrılar.
Bunlar boyun kaynaklı olabilir ki buna servikojenik baş ağrısı diyoruz. Travma sonrası posttravmatik baş ağrısı. İlaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı. Bazen hastalar ilacı suistimal ederler. Kutu kutu ilaç kullanırlar. Daha sonra da bunların işte suistimaline ya da aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı gelişir. Bu da sekonder baş ağrılarından. Enfeksiyona bağlı baş ağrısı olabilir. Sinüzit de bir baş ağrısı nedenidir. Ya da psikiyatrik hastalıklara bağlı baş ağrısı. Biz işte bunları önce bir hastayı sorgularız. Bunları dışladıktan sonra hastanın primer baş ağrısı var mı? Gerilim tipi, migren tipi ya da küme tipi baş ağrısı var mı? Böyle sıra sıra gideriz. Ama işte bu sekonder nedenler dediğimiz özellikle menenjit, ensefalit, subaraknoid, karama vesaire bunlar hepsi sadece baş ağrısıyla gelebilirler. O yüzden bu tür hastalarda gerekirse acil görüntüleme yöntemlerine başvururuz. Tomografi, MR gibi. Eğer bunları düşünmüyorsak işte biz deriz ki bu hasta primer baş ağrısı. Acaba hangisi, gerilim tipi mi, migren mi, küme tipi mi? Sekonder baş ağrılar için nelere dikkat edeceğiz? Biraz önce söyledim. Kanser gibi bir durum, böyle bağışıklığı baskılayan tür şeyler, ateş var mı, enfeksiyon var mı? Hastaya bunları sorarız biz. Kas ağrım var mı? Baş ağrısı hastalara bunları sorarız. Gebelik var mı? Çok önemlidir. Ya da yeni doğum yaptın mı? Gebelikte ve yeni doğum yapmış kişilerde baş ağrısından biz korkarız. Sinüs ven trombozu denilen bir şey var. Yani tromboza meyilim vardır. Gebelerde ve postpartum dönemde bu çok görülür. Yani gebelikteki baş ağrısı ya da doğum sonrası baş ağrısı bizim için korkutucudur. Kilo kaybı var mı? Baş ağrısının hastayı bunu da sorarız. Ya da bir takım nöbet vesaire gibi bir şeyler eşlik etmiş mi? Kulakta çınlama var mı? Aniden şiddetlendi mi? Ya da tedavi aldınız, parol vesaire, tedaviye yanıt vermeme gibi bir durum oldu mu? Bunlar bizim dikkatimizi çeker ve bizi birazcık şeye sokar yani. Strese sokar bir nörolog olarak. 10 yaş altını çok önemseriz, 50 yaş üstünü çok önemseriz. Çünkü bu yaşlarda çok farklı nedenler baş ağrısına neden olur. 50 yaş üstünde temporal arterit diye bir hastalık vardır. Hasta başım ağrıyor diye gelir ama bu hastalıktan gözünü kaybeder ya da hasta kaybedilebilir. Yani bu yaşlar bizim için alert olmamız, dikkat etmemiz gereken yaşlardır. Yani baş ağrısı deyip geçmemek lazım. Baş Evet hocam. ağrısının özellikleri değişiyor mu? Paterni, ciddiyeti değişiyor mu? Yani önceleri hafif bir baş ağrısı vardır ama şu anda hasta diyor ki çok şiddetli, dayanamıyorum. Yani bu bizim için önemlidir. Böyle Valsalva ile Preste oluyor mu, olmuyor mu? Ya da baş hareketleriyle değişiyor mu? Boyun hareketleriyle değişiyor mu? Bunlar bizim için önemli. Yine nörolojik muayenede mutlaka göz dibi bakarız. Papilloden varsa pseudotümör serebri işte vesaire ya da ense sertliği gibi nörolojik Melek, çekil bulguları varsa oradan. menenjit ya da ensefalit gibi durumları ekarte etmek lazım. Şimdi sekonder nedenleri ben açıkçası burada vaktim de sınırlı. Hani o yüzden hani Evet. daha çok gerilim tipi baş ağrısı ve migrenden bahsetmek istiyorum. Primer baş ağrılarından ama sekonder neden olarak da açıkçası tek bir şeyden bahsedeyim diye düşündüm. O da ilaç aşırı kullanımına baş ağrısı diye düşündüm. Çünkü biliyorsunuz toplumda da sıklığı %0,5-2,6 kadar. Yani insanlar şöyle bir ilaç başlıyorsunuz. Ondan sonra hele de bu reçete edilmeyen bir ilaçsa gidip kutu kutu almaya başlıyorlar. Sonra günde siz bir tane yazmışsınız. Günde en fazla bir kullan, iki kullan vesaire. Bu kişiler artık ayın 15 gününden daha fazlasını ağrı kesici kullan. Ben diyor ki mesela her gün ağrı kesici atıyorum yani bir tane iki tane ve artık geçirmiyor diyor. Neden? Çünkü artık ilaç aşırı kullanımına bağlı bir baş ağrısı gelişmiş kişide. 3 ay veya daha uzun süreli düzenli ve uygunsuz dozlarda ama ilaç kullanımı. Yani kimse kutu kutu ilaç kullanmamalı. Uygunsuz dozlarda alıyorsa ve açıklanabilecek başka da bir neden bulamıyorsa biz bu tanıyı koyuyoruz. Hatta hasta böyle biraz sakinleştirici uyku ilaçları vesaire kullanıyorsa risk daha da artıyor açıkçası bu ilaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı için.
Evet hocam. Şimdi bunlar için ne yapıyoruz? İşte selekopsit, prednizon gibi ilaç çekilme stratejileri uygulanabilir vesaire ama biz günlük pratiğimizde valproik asiti çok kullanıyoruz ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı ya da amitriptilini. Ama ilaç Evet. aşırı kullanımı baş ağrısında bu ilaçlar 3-6 ay süreyle kullanılmalı. Daha fazla kullanılmamalı. Kullanın. Ve 3-6 ay sürede biz zaten hastayı artık böyle şeye getiriyoruz. Daha stabil düzeye. Hani baş ağrısının sıklığını azaltmış oluyoruz ve normal tedavisine geçiyoruz. Aerobik egzersizler önerilebilir, non-farmakolojik tedavilerden. Yine davranışsal kognitif tedaviler, TMS, transkranial magnetik stimülasyon ya da diyet düzenlemesi ama bunlar için de yeterli kanıt bulunamamakta. Şimdi sekonder baş ağrılarını ayırt edelim, ettik diyelim. Ettik. Evet hocam. Hastada sekonder bir baş ağrısı düşünmüyoruz. Biz primer baş ağrısı düşünüyoruz hastada. Hangisi? Baş ağrısı hastaların zaten yaklaşık %90'ın üzerindeki kısmı primer baş ağrısı. Bunlardan en sık da gelim tipi baş ağrısını görüyoruz. Birazdan bahsedeceğim. İkinci sıklıkta aslında migren. Daha sonra da küme baş ağrısı ve diğerleri geliyor. Gelim tipi baş ağrısı erişkinlerin yaklaşık yarısında. Yani %50 kişide biz gelim tipi baş ağrısı görüyoruz. O Diğerlerinden ciddi bir farkı oran. ne? Ciddi bir oran. 30 dakika ile 7 gün süreli bir baş ağrısı bu. Ve bu aşağıdaki özelliklerinden en az ikisi eşlik ediyor. Bir kere çift taraflı olacak. Migren tek taraflıdır. Gelim tipi baş ağrısı iki Evet. taraflıdır. Böyle İki tane. sıkıştırır. Hasta der ki böyle sıkıştırır tarzda bir baş ağrısı. Bir de hiçbir zaman çok şiddetli değildir. Hafif orta şiddetlidir gelim tipi baş ağrısı. Ve fiziksel aktivite ile de değişiklik olmaz. O fiziksel aktivite bunu değiştirmez. Bulantı kusma yoktur. Işık ve ses hassasiyeti de yoktur. Gelin tipi baş ağrısı hastaları ben işte ışıktan sesten rahatsız oluyorum gidiyorum bir odaya dinleniyorum vesaire demezler. Bunlarda ışık ses hassasiyeti olmaz. Bulantı Olmaz. kusma da olmaz. Evet. Stres arttırıyor mu? Arttırıyor ama stres eşittir gelin tipi baş ağrısı değil. Biliyoruz ki biz stres aslında bu slaytta onu göstermek istedim. Hem gelin tipi baş ağrısında hem migrende yani birçok baş ağrısında aslında hatta yüz ağrılarında altta yatan faktörlerden birisi. Gelin Evet. tipi baş ağrısının tetikçileri neler? Tabii stres ve anksiyete, Evet. depresyon, dehidratasyon, susuz kalma da risk faktörü tetikleyicilerden. Sigara içmek, uyku bozuklukları, gün içinde öğün atlama, zaten açlık başlı başına baş ağrısı yapıyor. Tükenmişlik sendromu, duruş bozuklukları, çene eklemi ile ilgili problemler, gürültülü ortamlar, göz yorgunluğu, ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımı, kafein bağımlılığı veya yokluğu gelim tipi baş ağrısını arttırıyor. Evet. Fizik tedavi, özellikle manuel tedavi sıklığını azaltmakta faydalı olabilir diyor yapılan yayınlar. Akut tedavide ne yapacaksınız? İşte asetaminofen ya da ibuprofen yani parasetamol ya da ibuprofen vereceksiniz. Çünkü bununla ilgili çalışmalar var ama parasetamolde işte 1 miligram kadar verin. İbuprofeni de 400 miligram dozlarda 2 saat içinde etki eder bulunmuş. İbuprofen 400 miligram yeterli gibi duruyor. Kronik dönemde biz ne yapıyoruz? Hasta diyor ki bunları anlattı işte 15 günden fazla bu gelim tipi baş ağrısı yaşıyor. O zaman amitriptilin, antidepresanlar vesaire filan öneriyoruz. Amitriptilin gerçekten iyi bir ilaç. 10 miligram başlayıp tedricen doz arttırıyoruz. Laroksil 25 miligrama kadar çıkıyoruz. Ama 3 aylık Evet. kullanımdan sonra etkili. Onu biliyoruz ama 6 ay kadar kullanıyoruz. Hadi maksimum 1 yıl. Yani biz 1 yıldan sonra gelin tipi baş ağrısında antidepresanları tercih etmiyoruz. Yani bu Etme. 1 yıllık tedavide süreçte hastayı tedavi etmemiz gerekiyor. Amitriptilin kullanamayan hastalarda aktif olarak çalışan vesaire falan gün içinde aşırı sedasyon yapar. Onlarda da SSRI'ler, SNRI'ler tercih edebiliyoruz. İşte venlafaksin, sertralin, fluoksetin gibi bir takım antidepresanlar ama hiçbirini psikiyatristler gibi yıllarca kullanmıyoruz. Genelde Evet. 6 aydan sonra kesmek üzere planlıyoruz bu gelin tipi baş ağrısında. O yüzden çok böyle raporda çıkarma taraftarı olmuyoruz. Çünkü rapor çıkardığımızda hastalar daha uzun süre kullanıyor. Biz gelin tipi baş ağrısında bizim amacımız çok antidepresyon özelliğinden faydalanmak değil açıkçası. Botulinum toksin enjeksiyonları gelin tipi baş ağrısında etkisiz. Şimdi migren yani migreni bence öğrenmek lazım. Yani bence toplum olarak öğrenmek lazım.
ataklar halinde ortaya çıkan bir baş ağrısı. 4-72 saat sürer. Yani 4 saatle böyle 3 gün arasında bir süren baş ağrısıdır. Genellikle başın bir yarısına lokalizedir ama bilateralde olabilir yani. Her zaman tek taraflı olacak diye bir şey yok. Ağrı genelde enseden veya göz çevresinden başlayarak yayılır. Sıklıkla böyle zonklayıcı özelliklidir. Sıkıştırıcı değil de zonklar böyle. Orta veya şiddetli derecededir. Gelin tip baş ağrısı daha hafiftir. Migren orta veya şiddetli derecede olabilir ve fiziksel aktiviteler gelin tipi baş ağrısında ağrının şiddetini arttırmıyordu, migrende arttırır. Fiziksel aktiviteyle migren ağrısı artar. Kişinin günlük aktivitelerini sürdürmesini kısıtlar veya engeller. Yani insanlar migrenden dolayı işine gidemiyor yani. Ve bu derecedir. İşini gücünü yapamaz. Bulantı ve veya kusma olur. Yine fotofobi, fonofobi, ışık, ses ve kokudan rahatsızdır. Ağrıya eşlik eder. Aurasız migren olabilir, auralı migren olabilir. Auralı migrende de böyle baş ağrısı atak döneminden önce ya da dönem sırasında böyle dakikalar içinde yavaş olarak gelişen ama bir saatten kısa süre içinde kaybolan böyle kısa fokal nörolojik semptomlara biz aura diyoruz. Görsel olabilir. Hasta böyle bir takım ışıklar vesaireler falan görebilir. Ya da his kaybı gibi duysal olabilir. Ya da motor kayıp olabilir. İşte bir tarafının tutmaması vesaire. Hastalar felç mi oldum vesaire derler. Bunlar hepsi auradır. Ya da konuşması bozulabilir hastaların. Nisan ve beyin sapı bozukluklarını da içerir. Şimdi hastaların çoğu aslında aurasız. Yani %15 kadarı biz auralı migren diyebiliyoruz. Yani 5'te bir hasta falan auralı bize geliyor. Belki birazcık daha az. Ama çoğu aurasız migren. Ayda 15'ten fazlaysa zaten kronik migren oluyor. Bir de şunu bilmek lazım. Migren atağından önce böyle ağrı öncesi veya sonrasında bazı davranış ve ruhsal durum değişiklikleri olabiliyor. Migren tanısını koyduk. Yani böyle yarım bir baş ağrısı var. İşte aura tarifliyor vesaire. İşte 4-72 saat sürüyor. Bir takım tetikleyiciler de var işte migrende. Çikolata, şarap içmek vesaire migreni tetikleyici şeyler ya da uykusuz aç kalmak vesaire. Biz tedaviyi koyduk. Yani bu gerçekten tedavisi biraz da hastayı iyice böyle bilgilendirmekle geçiyor. Sizin migreniniz var. Bizim tedavimizin amacı da bir migrenle yaşamayı daha kolay hale getirmek. Yani bu tamamen genelde tamamen yok olan bir hastalık değil ama semptomlarınızı geçirmek istiyoruz. Atakların sıklığını azaltmak istiyoruz. Yani yaşamayı daha kolay hale getireceksiniz. Ama ve de hasta ve doktor başarı beklentisi de benzer olmalı. Yani bazen hastalar tamamen tedavi olup hiç ağrısız kalacaklarını düşünüyorlar ama bir şekilde bunun çok çok mümkün olmadığını ama işte ne bileyim ayda 7-8 atak görüyorsa işte 2-3 ayda bir ya da 4-5 ayda bir bu atağın olmasını sağlamak bir başarı. Bunu hastaya anlatmak lazım. Ek hastalıkları kullanılan ilaçlar çok önemli. Yani siz hipotansiyonu olan bir hastaya beta blokör veremezsiniz mesela. Ya da hipertansiyonu böyle bir takım inme vesaire olan hastalara bunun riskini arttıracak ilaçlar veremezsiniz. Onun için mutlaka ilaçlarını sorgulamanız lazım. Ağrı sıklığı, ağrı kesici kullanım sıklığını mutlaka zaten sorgulamanız lazım. Ama bence en önemli şey ağrı güncesi. Yani hastaya vermeniz lazım. Bir takım günlükler vermeniz lazım. Yani hasta size söyleyecek ama yazılı onlara da olarak da bunları ifade edecek. Şimdi tedavide ne yapıyoruz? Farmakolojik tedavi var, non-farmakolojik tedavi var. Bir de periferik sinir blokları ve nöromodülasyon şu anda bayağı revaçta onlar var. Onlardan bahsedeceğim. Farmakolojik olarak biz ne yapıyoruz? Atakları tedavi ediyoruz. Yani migren ağrısı başladı. İşte bu ağrı 4 saat sürmesin. Bunun tedavisini yapıyoruz. Ya da profilaktik tedavi veriyoruz. İşte çok uzun sürede, fazla sıklıkta atakları varsa hastaların ve uzun sürüyorsa bunları olmamasını yani bunları önlemek için günlük tedavi veriyoruz. Profilaktik tedavi bu. Şimdi akut atak tedavisinde basamaklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Öncelikli olarak bizim ilk tercihimiz parasetamol, ikinci tercihimiz nonsteroidal antiinflamatuar ve üçüncü tercihimiz triptanlar. Genelde biz bunları uygularız ilk bize geldiğinde hastaya migren tanısı koyduğumuzda.
Hedefimiz de 2 saat sonunda baş ağrısını sonlandırmak. Yani 4 saat 72 saat sürmesin. En fazla 2 saat içinde geçirelim. Ve 24-48 saat içinde baş ağrısı ve eşlik eden diğer belirtilerin tekrarlamamasını istiyoruz biz. Yani atağa uygun tedavi vermemiz lazım. Bu atağa uygun tedavide şiddetini öğrenmemiz lazım, süresini öğrenmemiz lazım, eşlikçi semptomlarını ve hastanın daha önce kullandığı ilaçları öğrenmemiz lazım. Şimdi ne dedik akut atak tedavisinde? İlk tercihimiz parasetamol, ikinci tercihimiz işte nonsteroidal antiinflamatuar, ondan sonra da bir takım triptan ve benzeri. Şimdi migrene spesifik olmayanlar zaten biliyoruz. Yani sadece migrende kullanılmayanlar demek bu. Spesifik değil. Parasetamol, asetil salisilik asit, bir takım kombine analjezikler, nonsteroidal antiinflamatuarlar ve opioidler. Peki migrene spesifik olanlar hangisi? Ergolar. İşte migren tedavisinde bence birinci devrim triptanlar. İkinci devrimde gebantlar ve ditantlar. Bunlardan ben birazdan bahsedeceğim. İlk tercihimiz asetaminofen dedim, parasetamol, parol. Etkinliği prostaglandin sentezinin santral inhibisyonu. Hafif orta şiddette bir ağrısı varsa ve hasta daha önce hiç ilaç kullanmadım dediyse parasetamol verebilirsiniz ama 1 miligram etkili. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım. Yanına 10 miligram metoklopramid eklerseniz yani antiemetik, metpamid neredeyse sumatriptan yani triptan etkinliğine ulaşıyorsunuz. Ama metformin de çok böyle masum bir ilaç değil. Bunu söylemem lazım. Çünkü parkinsonizm ya da bradikinezi vesaire yapıyor. Her hastaya metformin veremezsiniz. Kolay ulaşım, ucuz. Gastrointestinal yan etkisi görece diğerlerine göre az. Yarılanma ömrü 2 saat ama parasetamol de sonuçta hepatik yan etkiye mutlaka dikkat edilerek kullanılması gereken bir ilaç. Parasetamol kullandığımız bir ilaç. Asetil salisilik asit bu da ama bu da 1 miligram migrende etkili. Yarılanma ömrü 6 saat ve efervesan formları oldukça etkili asetil salisilik asitinde. Yani biz ilk başta gerçekten parol, parasetamol ve migrene asetil salisilik asitle başlıyoruz. Ha, antiemetikler kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar sadece bulantı kusma için kullanılmazlar. Migren ilaçlarının etkinliğini arttırırlar. Migrende dopamin reseptörleri hipersensitivitesi antagonist etkisi ile ağrı için de faydalıdırlar. En çok domperidon, motilyum ve metoklopramid, metpamid kullanılıyor ama hani ben Parkinson'la uğraşan, hareket bozukluğuyla ilgilenen bir hekim olarak metpamide bağlı hani bir takım yan etkiler de gördüğüm için motilyumu daha çok tercih ediyorum. Ama motilyum da çok uzun süreli kullanılmamalı. Onun da kardiyak bir takım yan etkileri var. Bunlar nonsteroidal antiinflamatuarlar içinde geçmiyor. Bu asetaminofenler, asetil salisilik asitler. Çünkü antiinflamatuar etkileri az. Evet. Bizim nonsteroidal antiinflamatuar dediğimiz mesela ibuprofen, diklofenak, potasyum, naproksen, sodyum vesaire. Yani mesela brufen. Bunlar hem perifer hem de santral etkili. İbuprofen 200-800 miligram dozlarda hızlı etkili. 2 saat yarılanma ömrü var ama nefrotoksite ve gisyen etkisine dikkat etmek lazım. Yine diklofenak potasyum 12,5-100 miligram hızlı etkili. 2 saatlik yarılanma ömrü var. Onda kanama etkisine dikkat etmek lazım. Naproksen sodyum 5 miligram gün kullanıyoruz. Uzun etkili. Kısa dönem profilakside ve kronik dönemde köprü tedavisinde kullanılabilen nonsteroidal antiinflamatuar. Bizler bunlar parasetamoldan sonra tercih ettiğimiz ilaçlar. Ha, bu ilaçlarla hasta diyor ki parasetamolle ben içiyorum, parol alıyorum falan hiçbir şekilde migren ağrım geçmiyor. Ya da aspirin alıyorum, migren ağrım geçmiyor. Yani siz zaten hastayı ilk gördüğünüzde hani bunlara spesifik migren atak tedavisine başlamayabiliyorsunuz. Ha, bunlar neler? Spesifik migren atak tedavisi. Bu parasetamol ve nonsteroidal antiinflamatuarlara yanıt vermeyen hastalar. Ergo preparatları mesela. Hızlı etkili ama çok fazla yan etkileri var. Gebelerde, SV olan hastalarda vesaire. Yan etkilerinden dolayı biz artık ergo preparatlarını kullanmıyoruz nörologlar olarak. Biz işte bu parasetamol vesairelere yanıt vermeyen hastalarda ne kullanıyoruz? Açıkçası triptan kullanıyoruz. 5-HT1B reseptörleri üzerinden vazokonstriksiyon yapan ilaçlar. Bunlar neler? Bunlar migrene spesifik ilaçlar. İşte sumatriptan, imipran 50 miligram. Rizatriptan, Maxalt 10 miligram. Zolmitriptan, Zomig 2,5 miligram. Eletriptan, Relfax 40 miligram. Naratriptan, Naramik 2,5 miligram. Armotriptan, Provatriptan. Yani bunlar
migrenin akut tedavisinde kullandığımız ilaçlar ama bir takım yan etkileri de var, onlardan bahsedeceğim. Orta ve şiddetli migrende kullanıyoruz biz Ataklı. Günde maksimum 2 tane. Yani zaten ben genelde şey derim, hani şu, aura döneminde ya daha şey, yani hissettiğiniz zaman daha ağrı başlamadan hani alırsanız daha faydalı olur, ama ağrının böyle hemen şeyinde de başlangıcında da alsanız fayda ediyor. Günde ama en fazla 2 tane alabilirsiniz. Çok kuvvetli ilaçlar derim. Haftada da 3 kez kadar öneriyoruz. Uzamış ağrı ve komplike migren de önermiyoruz. Yan etkileri ne? Ateş basması yapabilir. Yani hastalar sorabilir. Sersemlik yapabilir. Baş dönmesi yapabilir. Bir takım paresteziler, sonra disfaji, ağız kuruluğu vesaire yapabilir. Böyle vücudunuzda bir takım şeyler, uyuşukluklar falan hissedersiniz. Ama baş ağrısından gerçekten kurtuluyorsunuz yani şeyde, triptanlarla. Mesela baş ağrısından bakmışlar, plasebo bir çalışmada %11, asetaminofen ve nansöredlerle %22, ama standart doz triptanlarla %50'ye kadar kurtulma. Yani bu hastalar, bu ilaçlar gerçekten sizi migrenden kurtarıyor, eğer kontraindikasyon yoksa ve bunları kullanıyorsanız. Ha, gebantlar ve ditanlar. Henüz Türkiye'de yaygın kullanımları yok. Benim de açıkçası bu ilaçlarla ilgili deneyimlerim yok, ama ilerleyen toplantılarda, belki önümüzdeki seneki toplantıda bu ilaçlardan, öncelikle bu ilaçlardan bahsetmemiz gerekecek. Çünkü teknoloji ve tıp bayağı ilerliyor. Peki biz hastaya işte mesela ağrı olduğunda iç, ağrı olduğunda iç. Tamam, ama bazen de bunlar yetmiyor. Yani diyor ki, ben diyor günlük yaşam aktivitem, ağrı olduğunda içiyorum ama hala etkileniyor, hala işime gidemiyorum. Ondan sonra bir takım yan etkiler gelişti. Sizin söylediğinizden çok yüksek dozda almaya başladım. İşte bu zaman bu sefer hastaya profilaksi başlamanız gerekir. Yani günlük migren tedavisi başlamanız gerekir. Aslında artık hastanın migreni komplike olmuştur. Bizim en çok sevdiğimiz ilaç amitriptilin açıkçası. Hani gerçekten hastaya bu gün içinde yaptığı sedasyon çok ciddi sıkıntı yaratmıyorsa, 10 miligram özellikle ev hanımlarında, hani günlük çalışmadıkları da için, hani ilk etapta alışmaları daha kolay oluyor. Amitriptin 10 miligram başlıyoruz, ama migrende etkin doz 25 miligram gece yatmadan önce veriyoruz. Ama belki depresyon varsa daha yüksek dozlara da çıkabiliyoruz. Bu gerçekten kronik migrende şey. SSRI'larla ilgili yeterli çalışma yok, ama hastanın depresyonu varsa, gün içinde de biz çok fazla sedasyon istemiyorsak SSRI ya da SNRI verebiliriz. Diğer sevdiğimiz bir ilaç migren profilaksisinde Dideral, propranolol. Dideral'i biz gerçekten seviyoruz. Özellikle genç hastalarda seviyoruz Dideral'i. Ortostatik hipotansiyona dikkat edin. Dideral gerçekten tansiyonu düşüyor. Astımda, şeker hastalarında, kalp hastalarında gerçekten bu ilacı tercih etmemek lazım Dideral'i. Biz Dideral ilk tercihlerimizden, kontraindikasyon varsa, depresyon varsa bir tedavi şeyde yanında amitriptilin hani yine ilk tercihlerimizden. Ama hani bu ilaçları da kullanamıyorsak ve hastada bir takım duygu durum bozuklukları varsa, topiramat ve valproik asit gibi antiepileptikleri de kullanıyoruz, ama topiramatın gerçekten kognitif yıkım gibi bir yan etkisi var. Hani çok fazla tercih etmediğim bir ilaç. Valproik asitinde biliyoruz zaten teratogenite gibi bir riski var. O da dikkatli kullanılmalı. Sonuçta zaten bu profilaksi yaptığınız ilaçları da ömür boyu kullanmamalısınız. Yani nasıl şey, gelin tipi baş ağrısında biz diyoruz ki hani SSRI, SNRI'de nörolog olarak 6 ay civarında kullanalım. Migren profilaksisinde biz öneriyoruz. Yani siz bir yıl içinde zaten migren profilaksisi yapıp hastanın baş ağrısını azaltmamışsanız, sıklığını azaltmamışsanız, zaten çok da başarılı bir tedavi yapamıyorsunuz demektir. Nöroloğun açıkçası hüneri de burada belli olur. Yani profilaksi yaparken 6 ay içinde baş ağrısını azaltmanız lazım. Botulinum toksin tedavisi gerçekten etkili mi? Etkili. Ama kütüye kullanımı da olabilir. Hastalar işte artık internet çok şey oldu, yaygınlaştı. Okuyup okuyup geliyorlar. İşte migrenim geçmiyor vesaire, ilaçlarla da olmuyor, bana botoks yapın vesaire. Kütük kullanmak isteyen inanılmaz kişi var. Yani hani estetik olarak da şey yapıyor. Zaten şu anda SGK tarafından
ödenmiyor. Ama ha, yayınlarda botulinum toksin tedavisi faydalı mı? Faydalı. Suplement tedaviler oral magnezyum deniyor 400-600 mg. Melatonin, koenzim Q10, vitamin B12, vitamin B16 migren sıklığını arttırmadan şiddetini azaltabilir vesaire diyorlar ama bunların hepsi soru işareti. Yani yapılan çalışmalar var ama yeterli kanıtları yok. Fakat özellikle ama magnezyumun biz menstrüel migrende faydalı olduğunu biliyoruz. O yüzden magnezyum bazen şeyde bu adet dönemlerinde hastalara önerebiliyoruz. Son primer baş ağrım, gerilim tipi baş ağrısından bahsettim. Migrenden bahsettim. Son baş ağrım da küme baş ağrısı. Küme baş ağrısı diğerlerinden nasıl farklı? Süresi bir kere farklı. Migren nasıl 4-72 saat sürüyorsa bu 15-180 dakika sürer. Yani bir 3 saat içinde geçer. Yani migren 4 saatten az sürmez. Migren gerçekten 4 saatten fazla sürer migren baş ağrısı ama bu 15 dakikada 3 saat kadar sürer. Bir de böyle günde 8 kareye kadar varan sıklıkta genelde tek taraflı böyle gözün çevresinde bir ağrıdır. Erkeklerde çok görülür. İşte yılın belli periyotlarında daha sık olur. Göz yaşarması, işte burundan bir takım sıvı artışları, ajitasyon gibi otonomik bulgular görülebilir. Küme baş ağrısında da tedavide oksijen ve subkutan sumatriptanın faydalı olduğu görülmüş. Ben sunumumun sonuna geldim. Evet. İnşallah Zolaktimi de iyi kullanmışımdır. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel bir Öncesinde sunumdu. Çok değerli, çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgilendirici. olmuştur. Tabii ki, Çok tabii sağ olun. ki. Bizim çok sık rastladığımız Öyle hastalık migren baş ağrısı. ve baş Evet. ağrısı. Son yıllarda da gençlerde özellikle bilemiyorum sizin gözleminiz nasıl değerli hocam. Çocuklarda da Arttığını çok var. Çocuklarda çocuklarda. ve gençlerde. Ben hocam son olarak bir özetleyeyim dedim ben bunları. İşte gerilim Buyurun. tipi baş ağrısı, migren baş ağrıları ve diğer işte sefaciler. Unutmayalım. Genelde gerilim tipi baş ağrısı bilateral olur. Migren yarım tek taraflıdır. Gerilim tipi baş ağrısı böyle sıkıştırıcıdır. Migren zonklayıcıdır. Gerilim Evet. tipi baş ağrısı hafif ortadır. Migren orta şiddetlidir. Fiziksel aktiviteyle migren agreve olur. Migrende bulantı, kusma, fotopobi, fonopobi görürken gerilim tipi baş ağrısı görülmez. Gerilim tipi baş ağrısı 30 dakikadan 7 güne, migren 4 saatten 72 saatte, küme baş ağrısı da 30 dakikadan 180 dakikaya görülür. Bu benim son slaytım. Bence bu baş ağrısında ağrının tanınması, önlenmesi, tedavisinde ülke çapında hatta dünya çapında eczacılara da çok şey ve rol düşüyor. Yani Evet. bu kişilerin belki ilk başvurduğu kişiler eczacılar. Eczacılar Tabii. bu ağrıların farkında olmalı. Yani Evet. hani sizler de tanıyı koyduğunuz takdirde işte senin işte migrenin var gibi duruyor. Sen nöroloğa git ya da Tabii. daha farklı bir baş ağrısı olabilir. Hani belki beyin MR'ı gibi görüntüleme yaptırman lazım. Yani uzman doktorlara sevkinde bence önemli bir role sahip. Tabii. Yurt dışında eczacıları da sisteme dahil eden uygulamalar var. Belki ülkemize de bu uygulamalar gelir. Siz de sisteme dahil olursunuz. Umarım. Tekrar teşekkür ediyorum Biz de bana bu tekrar teşekkür ediyoruz değerli hocam. Değerli arkadaşlarım, sözünüzü kestim. Pardon, buyurun hocam. Kapatacağım artık. Buyurun, son bir sözünüz varsa. çok teşekkür ediyorum bana verdiğiniz bu şey için, konuşma için. Umarım faydalı olmuştur. Diğer Eminim. topraklarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, anlatımınıza doyamadık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocamız Profesör Doktor Yeşim Sucullu Karadağ. Çok teşekkürler. Bu oturumumuz sona ermiştir. Diğer oturumlarda görüşmek üzere değerli arkadaşlarım. İyi akşamlar.